Böylece Masar'la evlendiğimizi görünce Masar'ın peşini bırakacak ve artık onu evlendirmeye çalışmayacak. Nasıl fikir ama Gözüm abla? Bu kadın seni nasıl görüyor, ben onu anlayamadım. Vallahi Gözüm abla, onu hala ben de çözemedim. Kim bilir, belki hani nasıl ben bir hayal etsem, o da bir şekilde cadıdır ve cadı olduğu için de beni görüyordur. Cadı diye bir şey yoktur biliyorsun Ruslar'cığım. Madem bu durumu lehine kullanıyorsun, mesele yok o zaman. İyi ama sizin Masar dışındaki fanilere görünmeniz hoş karşılanır mı Ruslar Hanım? Yanılmıyorsam sizin sadece kocanıza görünme izniniz var, öyle değil mi? Şerruh Bey doğru söylüyor Ruslar'cığım. İyi ama ben ne yapayım, ben ona özellikle görünmeye çalışmıyorum ki. O kendisi beni görüyor. Yani ben bir dost olarak dikkat edin derim Ruslar Hanım. Yetkililerin kulağına giderse iyi olmaz. Aman kim söyleyecek sanki? Sen de çok biliyormuş gibi. Allah'ıma bin şükürler olsun. Minik kuşumu yarın evlendiriyorum. Ay, nasıl, gelini sen de beğendin değil mi? Fena değil ama. Gelini mi? Gelini. Yani anneciğim, doğruyu söylemek gerekirse ben gelini pek görmedim. Ay, ben Serap'ı birine benzetiyorum ama kime benzettiğimi bir türlü çıkaramıyorum. Kime benziyor? Anneciğim, bu son zamanlarda senin biraz sinirlerin bozulmuş olabilir. İstersen bir tatile çık. Ne dersin? Ne güzel olur. Tabii canım. Abini hele bir evlendireyim. Ondan sonra çıkarım belki. Ay, telefon edip herkese abinin evleneceğini haber vereceğim. Anneciğim yapma. Niye yapmayacakmışım? Yıllardır bugünü bekledim ben. 8. Alo, Ruşen. Ben Menkıbe. Yani yarın oğlunu evlendirecek olan Menkıbe. Bakın memur bey, gelin hanım yok ama siz bir an önce hazırlıklara başlarsanız iyi olur bu. Öyle değil mi? Yani başlarken geldi mi biz de gidelim işe. Ay sen körsen ben ne yapayım, saçmalama. Ben değilim, görmüyorum. Herkes görüyor. Görmüyorum. Bak bu fiti görüyorum ama onu görmüyorum. İlle pişmiş yaşa su katacaksın yani, huysuz. Güzel mi peki? Çok güzel. Nerede bu ya? Burada bu ne? Öyle bir durum var. Nerede bu ya? Evet. Geldik burada peki. Masar, ne yapıyorsun? Bir şey yok, siz hiç karışmayın. Evleneceğim ben, kendi kendime evleneceğim. Hadi başlasana artık şu nikahı kıymaya be adam. Ay daha ne bekliyoruz bilmiyorum ki. Ama Menkıbe Hanım, gelin siz nikah kıyılır mı? Gelin yok. Yaşa. Kör müsün, kör müsün? Sen burada koskoca güzelim gelini görmüyor musun ha? Görmüyor işte adam. Sen karışma her şeye. Vah. Zavallı Menkıbe Hanım efendi, Masar'ı evlendireceğim diye kafayı tırlattı galiba. Yani siz şimdi burada bir gelin mi var diyorsunuz Menkıbe Hanım? Ay şimdi fıttıracağım. Yani burada bunca insanın gördüğü güzel gelinim Serap'ı sen görmüyor musun ha? Şimdi burada siz gelini görüyor musunuz? Yani gelin var mı bu sandalyede? Evet, var. Madem öyle, nikah kıymışlığını geçelim bari. Siz Mahsar Bey, benim göremediğim bu hanımefendi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Reyhan saçmalama. Şimdi böyle şeylerin zamanı değil. Masar Bey, siz kiminle evleniyorsunuz ki yanınızda kimse yok? Kes sesini Reyhan. Bu seni hiç ilgilendirmez, tamam mı? Hayır efendim. Beni mal gibi de ilgilendirir. Benim geldiğimi görünce sakladınız değil mi gelini? Hani? Nerede? Niye saklayalım kızım gelini? Bak benim güzel gelinim burada yerinde güzel güzel oturuyor. Eyvah, işler karışacak gibi görünüyor. Merak etme hayatım, ben hallederim. Kafamı nerede bu titriyor? Sonunda minik kuşumun mürüvvetini gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem. Oh be, dünya varmış. Ay. Bana bak, yarın kablolu babaya gideceğim. Adam vardı. En iyisinden, en kalınından tam 10 metre kablo bağlayacağım. Ya. madem artık abim evlendi, sıra bana gelir değil mi anneciğim? Sus, kes sesini bakayım. Acelen ne? Abinin mürüvvetini şöyle doya doya bir görelim önce hele.
Ben zaten abim evlendikten sonra bile evleneceğimden şüpheliyim. Herhalde evlenmek için dünyadaki bütün abilerin evlenmesini bekleyeceğim anneciğim. Çok konuşma. Azgın kedileri nasıl kısırlaştırıyorlar? Vallahi ben de seni öyle kısırlaştırırım ha. Kapı çalınıyor, git kapıya bak. Kim o demeden açma kapıyı. Demeyeceğim işte. Kim olduğu umurumda bile değil. Bak hala konuşuyor bak. Ne yapıyorsun? Ben de annem. Bunlar nedir Reyhancığım? Bunlar benim yeni intihar aletlerim. Eğer Mazhar Bey benimle evlenmezse buradaki tüpü açarak intihar edeceğim. Ben... Çok pratik değil mi? Benim icadım. artık intihar etmek için mutfakta beklemeye paydos. Kırda, piknikte, denizde her yerde bu tüp gazla intihar edebiliyorsunuz. O evlendi gitti kızım, bırak artık peşini. Ay siz gerçekten de kafayı yemişsiniz Meykup Hanım teyze. Mazhar Bey evlenemedi. Çünkü evlendiği bir kız yok ortada. Hadi oradan canım, sende nasıl yokmuş? Peki Serap Neci oluyor ha? Benim güzel gelinim Serap Neci oluyor acaba? Meykup Hanım teyze, herkes Serap'ı çölde görür. Siz şehrin göbeğinde görüyorsunuz. Bana bak, sinirlendirme beni, saçma diyorsun. Zaten salaktın, bir de manyak mı oldun başımda? Ağlama, onurum var benim. Sus, evet. Ruslar Hanım'ın sevgili olacağım. Kaynanasını manyak. Biraz delirsek hiç fena olmaz ha. Salak, salak. Hey Allah'ım ya. Sen de kimsin? Nereden çıktın böyle? Ben yeni gelininizin arkadaşıyım Menkıbe Hanım. Arkadaşı mı? Yani benim gelinim Serap'ın arkadaşı. Ay ne güzel. Nereden? Biz onunla aynı dünyadan geliyoruz. Kiminle konuşuyor? Bilmiyorum. Peki nesin sen? İn misin, cin misin be adam? Ne inim ne de cinim. Ben de senin gibi insanım teyze hanım. Ama senden farkım, ben biraz ölüyüm. Meykup Hanım teyzenin durumu gittikçe vahimleşiyor. Evet, maalesef öyle oluyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruslar'cığım ölmemiş. El alem...